Bu program Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan Anadolu Kültürünü Yaşatma Hizmetidir. Burası Sultan Mehmet'in Fatih unvanını aldığı Konstantinopolis ismini İstanbul olarak değiştirdiği şehrin diğer ismidir. Surların içine hapsedilmiş yaşamın Türklerle beraber dışa açıldığı ilk penceresi. Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan Mesir macununu Nevruz günlerinde halka saçan Merkez Efendi'nin göz bebeği. Yüzyıllar boyunca İslam'ın ve diğer dinlerin kardeşçe yaşadığı ilk kutsal mabetlerin yükseldiği topraklar. Kemal Sunal'ın Bekçiler Kralı olarak sokaklarında koşturduğu Yeşilçam filmlerinin doğal platosu. Bir eli gökyüzünden alıp diğer eli yeryüzüne dağıtan Mevlevi ayinlerinin zikirhanesi. Anadolu insanının bütün renkleriyle ney sesinden fısıldadığı selamıdır. Burası ecdadın yadigarı, geleceğin ışıldayan emaneti. Modern binaları, parkları, bahçeleri, hastaneleri, alışveriş merkezleri, tarihin ve modernizmin birbirine gülümseyerek baktığı nokta. Burası Zeytinburnu. Zeytinburnu Belediyesi sınırlarına adım attığınız an kendinizi huzurun, koşuşturmanın, ticaretin, akıcı bir sosyal yaşamın farklı duygu dehlizlerine bırakmış oluyorsunuz. Resmi kayıtlara göre 290 bin olan nüfusuyla Zeytinburnu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Anadolu insanının rahat ve huzur içerisinde yaşadığı, kardeşlik duygularının ete kemiğe büründüğü eşsiz bir semt. Her sokağı, her caddesi Anadolu kokan, umutlar için yurt edinilen Zeytinburnu'nda insanlar, kültürünü, geleneklerini yaşatmak için birçok il, ilçe, köy derneği ve vakıf kurarak güçlü köklerine sıkı sıkıya bağlanma imkanı buluyor. Zeytinburnu Belediyesi, Belediye Başkanımız Murat Aydın önderliğinde Anadolu kültürünün yitip gitmemesi, bir sonraki nesle daha sağlam temellerle ulaşabilmesi için bu dernekleri hemen hemen her alanda güçlü projelerle destekliyor. Zeytinburnu Belediyesi, Görele'ye gidemeyen yeni nesil gençler veya Görele'yi özleyenler için güzel bir Görele tanıtım belgeseli hazırlıyor. Bunun için önce Zeytinburnu ilçemizde bulunan dernek merkezini ziyaret ediyoruz. Zeytinburnu Göreleliler Dernek Başkanımızdan çekilecek belgeselle ilgili görüş ve fikirlerini alıyor ve Giresun, Görele'ye doğru yola koyuluyoruz. İsmim Ali İhsan Çakır. 1996 yılında Zeytinburnu Görele Derneği'ni kurduk. Bir grup arkadaşlarla beraber onların fedakarlığı, öncülüğü, önderliği sayesinde el birliği yaptık. Gurbet İstanbul olmadan önce Giresun Görele'de tarımla, hayvancılıkla, fındıkla uğraşan bir ailenin çocuğuyuz. Tabii zaman içinde nüfus çoğalınca, iş ihtiyacı doğunca, istihdam ihtiyacı doğunca, geçim kaynağının zor şartlara girmesinden dolayı gurbet yerlere çıkmak zorunda kaldık. İstanbul'a geldik. İstanbul'un en güzide yerlerinden Zeytinburnu, denize yakın, Karadeniz'e benzer özelliği olan Zeytinburnu sahiline yerleştik. Ve buradayız. Burada da ekmek, aç davamızı güttük. Zaman içinde kendi arkadaşlarımıza, kendi ilçe hemşehrimizle tanıştık. Baktık ki yoğun, bayağı kalabalığız. Bir dernek kuralım dedik. Hep beraber bir sesimiz olsun, bir olalım, tanışalım, eksikliğimiz giderelim, eksikliğimiz vardır, bir giderelim dedik, düşündük. Bir dernek kurduk. Ve de olduk İstanbul'u. Zeytinburnu Belediye Başkanımız da Murat Aydın Bey sağ olsun bu gibi sivil toplum kuruluşlarının değerlerine kıymet vermiştir. Toplantılarına kıymet vermiştir. Efendime söyleyeyim isteklerine ve ihtiyaçlarına kıymet değer vermiştir. Biz bunun için teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Her zaman yanımıza bulunmuştur ve de olacağına inanıyor. Zeytinburnu ile Görele arası yaklaşık olarak 1003 kilometre. Görele bölgesinin geçmişi miladi 1000 yılına kadar dayanıyor.
ilk ismi Korolla olan ilçe, 11. yüzyılda Türkmenlerin bölgeye gelmesiyle Görele ismini almıştır. Daha önce Eynesil sınırında bulunan ilçe merkezi 1711 yılında günümüzdeki yerine taşınmıştır. Bölgede hala Türkmen ve Çepne adetleri hüküm sürmektedir. İlerleyen dakikalarda göreceğimiz yayla ova geleneği Türkmen ve Çepne adetlerinin en belirgin özelliğini yansıtmaktadır. 'Biz size bu bilgileri verirken sunucumuz çoktan Görele girişine ulaşmış. Görele, kemençenin başkenti olunca ve Görele girişinde devasa bir kemençe bizi karşılayınca buradan başlamanın en doğrusu olacağına karar vermiş olmalı. Efendim, tam olarak Görele'nin girişindeyiz. Görele'nin girişine geldiğinizde sizi büyük bir kemençe heykeli karşılıyor. Çünkü burası Görele, kemençenin başkenti. Sadece kemençe yok. Burada Sis Dağı'na çıkacağız, güler yüzlü insanlarıyla tanışacağız, Görele pidesini göreceğiz. Kemençenin nasıl yapıldığını, horonun nasıl tepildiğini göreceğiz sevgili izleyiciler. Efendim, gezilecek çok nokta var. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bizi takip ediyorsunuz ve Görele'yi tanımaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Görele'ye ilk adımlarımızı atarken burnumuza nefis Görele pidesi kokusu, kulağımıza kemençenin coşkusu ulaşıyor. Çıkardığı sesle gönüllerimizi rahatlatan kemençe, bu toprakların öz evladı gibidir. Adnan Bey de elbette Görele'ye girer girmez ilk iş olarak kemençenin nasıl yapıldığı sorusunun cevabını aramaya koyuluyor. Sanırız bunun için fazla gezmesine gerek kalmayacak. Çünkü burada birçok kemençe üstadı mevcut. Onlardan birisi de Ali Bey. Kemençenin üstadı. Asıl üstadı yanımda şu an. Ali abi yanımda. Evet. Ali abi nasılsınız? İyi sağ ol, teşekkür ederim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Kendimi tanıtayım. İsmim Ali Kol. Evet. 65 doğumluyum. Maşallah. Biraz tabii kemençe bizi genç. Genç gösteriyor. Genç gösteriyor. Yani 40 yaşında gibi gözüküyoruz. Evet. Benden daha genç görünüyor. Evet. Çünkü ben 40 yaşındayım. Evet. Öyle. Şu an 51 yaşındayım. 94 senesinden beri kemençenin içindeyim. Evet. Ya şu yukarı 20-25 sene gibi. Şöyle diyebilir miyiz? Şeyde. Yani kemençeyle ilgilenen, uğraşan, kemençeye gönül verenler genç kalabiliyor. Tabii. Şimdi ben çalıştığım zaman belli bir zaman yoruluyum. Kemençemi, yaptığım kemençeyi elime alayım. Biraz tıngırdatayım, çalayım. Beyni dinlendiriyor. Bize de çalarsın. Tabii biraz çalma işini yaparız. Şimdi ben izleyicilere bir şey göstermek istiyorum. Bakın şu elinde görmüş olduğunuz şey bir kemençe. Kemençenin ağacı. Ağacı. Yani bu şekilde. Ne ağacı bu? Bu normalde bizim akçı ağaç dediğimiz bir ağaç. Evet. Genelde işte bizim kemençemiz erik, ardıç, akciğerç, çağman, duttan falan da yapılır yani. En güzel kemençeyi hangi ağaçtan? En iyi sesi gene bizim yaptığımız erik, ardıç ağaç. Şimdi bu kemençenin gövdesi. Evet. Bir de bunun yayımız var. Yayımız var. Yayımızı da şöyle gösterelim. Yayımız doğal atkılı. Atkılı mı bu? Evet, bu atkılı. Evet, şu görmüş olduğunuz evet, atkılı. Bunu da yine siz özel olarak bir şekilde evet, yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Bunu da yine şu ağacını neden kullanıyorsunuz? Ağaç ardıç olabilir. Çağman olabilir. Evet. Kayın ağacı olabilir. Yani kübü olabilir. En iyisi neyden oluyor abi bu yayın? Ya genelde biz kayın ağacından yapıyoruz. Çağmandan yapıyoruz. Evet. Ardıcın kendi öz ağacından yapıyoruz. Temiz olup şey yaptığı zaman. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Thank you.
Kemençe yapmak, çalmak kadar büyük bir ustalık gerektiriyormuş. Bütün incelikleriyle ustasının elinden çıkan kemençenin artık bir sanatkarın eline geçmesi meşakkatli ve zor bir süreç gerektiriyor. Kemençemiz hazır. O zaman şimdi çalma zamanı geldi. Peki kemençe üstadını nereden buluruz demeyin. Dedik ya, burası Görele ve burada herkes kemençe ustası. Hızır Bey o üstadlardan biri. Bizi kırmadı ve kemençenin teline dokunuverdi. Ben Hızır Kaya, Göreleliyim. Yaz tatillerinde memlekete gelince köy düğünleri olurdu o zamanlar. Köy düğünlerinde tabii başta kemençe, davul, zurna, bu enstrümanlar çalınır, oynanır, eğlenilir. İşte bu melodiler, biz bu yörenin çocuğu olduğumuz için öncelikle bizim için bu gaydalar, işte türküler bizim hoşumuza giderdi, ruhumuza işlemiş olurdu. Kemençenin yapılış hikayesi böyle. Tabii bir de satış hikayesi var. Turan amca emekli olduktan sonra kendince özel bir kültür merkezi kurmuş ve buradan meraklılarına kemençe satıyor. Efendim, kemençenin başkenti Görele. Tabii Görele belgeselimizi yapıp kemençeden bahsetmemek mümkün değil. Az önce kemençenin nasıl yapıldığını öğrendik. Şimdi de kemençenin nasıl satıldığını öğreneceğiz. Evet. Turan amcayla beraberiz. Turan amca bize dedi ki önce kahvenizi içeceksiniz, sonra sohbet edeceğiz. Biz de kahvemizi içtik, sohbetimize başlayalım dedik. Turan amca, seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim Turhan Öner. Bu kültür merkezinin sahibi oluyorum. 18 seneden beri Görele'yi tanıtmak açısından buradayım. Adnan Bey. Emekli olduktan sonra hayalimde böyle bir iş vardı. Evet. Yani para kazanmak gayesiyle değil. Hizmet etmek kültürümüze. Kültür merkezi. Bakın burası çok önemli. Bu, evet, bulunduğumuz yer kültür özel. Özel. Evet. Peki nasıl, rağbet var mı kemençeye? Herkes de hemen hemen çalıyor değil mi? Şükür Allah'a. Sokakta geçen insanların onda biri çalıyor ama aradığın zamanı bir tanesini bulamıyorsun. Böyle bir şey söz konusu. Evet. Bu elimdeki kemençe özel bir kemençe mi? Şu özel, an elim. Özel. Atkılı yayıyla beraber Göreli'ye mahsus bir kemençedir bunlar. Ve herkes de hiç olmazsa, öğrenmek olmasa bile gayeleri evlerinin bir köşesine asmak için muhakkak talepte bulunurlar. Değil mi? Evet. Görele deyince akla kemençe geliyor değil mi Turan Hanım? Evet. Görele deyince akla kemençe geliyor. Peki bu fiyatları nasıl oluyor kemençenin? Normal olarak yani en pahalısını 150 liraya verebiliyoruz arkadaş, yaşa dosta, bütün vatandaşlara. Ne kadardan başlıyor ilk başta? 50 lira falan civarında. 50'den başlıyor, 150'ye kadar, evet, devam ediyor. Evet. Peki çalmayı biliyor musun Turan amca? 18 seneden beri çalmak için gayret gösterdim ama belki 150 tane sanatçı yetiştirdim. Evet. Kendim maalesef ulaşamadım o duruma. Evet. Tabii satmak da ayrı bir gayret gerektiriyor. Sanat ruhum var. Ha. Ama peki, kendim beceremedim. Söyleyebiliyor musun? Bazen söylediklerim mesela oluyor. Mesela bir tane. Hani kemençe çalmadan da söylesen olur. Kemençe çalmadan da söylemek olmuyor. Aa, yani yapamıyorsun o işi. He. Bu kemençe çocuklarımızın bir beşik şeyi, ritmi. Evet. 2 yaşındaki bir çocuk bile kemençe çalarken ayaklarını muhakkak beşikte oynatırlar. Ama kemençe çalan bir adam ayaklarını oynatamıyorsa kemençe çalamıyor demektir. Bir de öyle şey. Bir özelliği de bu. Kemençe çalanı beşikteyken tanıyorsunuz. Evet. Ayaklarını oynatıyorsa kemençe çalıyor. Kemençe sesi duyunca beşikte yatarken dahi bile ayaklarının parmakları oynar böyle. Evet. Peki Turan amca, çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Adnan Bey. Geldiniz, zahmet ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Görele'ye geldiğinizde Turan amcanın bulunduğu caddenin adı? Eski Belediye Caddesi. Eski Belediye Caddesi'ne geliyorsunuz Görele'ye geldiğinizde.
Caddeye girer girmez sol tarafta. Çayınızı kahvenizi içiyorsunuz, muhabbetinizi ediyorsunuz. Kituran amca gerçekten muhabbeti çekilen bir insan. Öyle insanlar vardır, muhabbeti çekilir. Çayınızı kahvenizi içiyorsunuz, kemençenizi alıyorsunuz, çalmaya başlıyorsunuz. Görele kemençenin başkenti dedik. Burada herkes kemençe dinliyor. Belki ismini duyduğunuz, duymadığınız birçok kemençe üstadı var. Bunlardan bir kısmı hayatta, bir kısmı da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Picoğlu Osman, Katip Şadi, Sırrı Öztürk, Sami Günay, Karaman Halil Ağa, Durgaya, Kemal Caba. Kemençenin yanında davul ve zurna üstadları da var. Esat Hüseyin Somuncuoğlu, Hacı Ali Özdemir, Nazmi ve Sabri Özdemir, Mehmet Barutçu, Kazım Özdemir. Görele yeşiliyle mavisiyle, kıpır kıpır insanı ve tertemiz plajlarıyla görülmeye değer. Görele Karaburun dikili taşta horon oynayan Göreleliler hayatın tadını doyasıya çıkarıyorlar. Zor, engebeli bir arazi yapısına ve hırçın Karadeniz sularına rağmen insanların sıcakkanlılığı yüzlerine yansıyor. Gittiğiniz her yerde güler yüzlü ve Anadolu insanının bitmek tükenmek bilmeyen tevazusu ile karşılaşıyorsunuz. Bir de horon oynayan güler yüzlü insanlar. Çarşıya adım atar atmaz, kendimizi tarif edilemez ve yerinde duramayan bir coşkunun ortasında buluyoruz. Burada her sokak kemençe üstadlarının adımlarıyla dolu. O halde horondan önce Sis Dağı'na doğru yola çıkalım. Görele ve Trabzon sınırlarında bulunan Sis Dağı, 2180 metre yükseklikte ve Görele'ye 45 kilometre uzaklıktadır. Sis Dağı'na giderken ilk etapta yolun uzunluğu sizi korkutabilir ama yol boyunca bu yolculuktan keyif almaya başlarsınız. Hele yolda karşılaştığınız insanların temiz yüzünü gördükçe, içten sohbetini işittikçe tamamen buraya yerleşme fikrine kapılırsınız. Sis Dağı'na doğru yola çıkıyoruz tabii. Seni de rahatsız ettik, kusura bakma. Yok estağfurullah, ben ne rahatsız edeceğim. Odun kesiyordun, dedik ki... Odun, işime gelirse keseyim, işime gelmese bu buraya geleli 10 gün oldu. 10 gündür kesildi işte. Ha 10 gündür bunu kesmeye devam ediyorsun. Baba 85 yaşında değil mi? Hmm. 85 yaşında ama 85 yaşında odun kesmeye devam ediyor. Öyle bir güç, öyle bir kuvvet var. Allah şunun kuvvetini artırsın, Allah uzun ömürler versin. Cümlesininkini artırsın. Hiç büyük şehre gittin mi baba? Çok. Ha, gezmedim yani. Orada kaldın mı büyük şehirlerde? Yok fazla kalmadım. Kalmadın, geldin, geri döndün, geldin. Çok kalsam 20 gün, bir ay öyle kalıp gelip gideyim. Peki nasıl buralar, yani mesela biz İstanbul'dan geliyoruz, Zeytinburnu'ndan geliyoruz. Ben de İstanbul'a gittim işte, kaç kere gittim, geldim. Buraları nasıl, yani İstanbul'a gittim, buraya geldim. Askerlik şeyim Trabzon'da geçti. Ha Trabzon'da yaptın askerliği, yakınmış hemen şurası. Sivas dedim, Sivas'tan buraya geldim. Acemi Birliği Sivas'taydı değil mi? Acemi Birliği. Sonra kaç yaşında evlendin baba? Ne bileyim yaşını ben. Kaç çocuk var? 7. 7 çocuk var maşallah. Torun? Torun var 5-6 tane var. 5-6 tane torun var. Allah daha fazla versin, sayısını arttırsın Allah. Allah razı olsun. Seninle tanıştığımda çok çok memnun oldum. Dualarını bekliyoruz amca. Allah herkese yerinde sağ etsin. Yaşlı kollar, ustaca baltayı kavrayan eller gücünü nereden alıyor dersiniz? Buraların odunu inatçı ve sert olabilir ama hiçbir şey Azmin elinden kurtulmuyor. Sis Dağı'na çıkarken bizlere kılavuzluk eden İshak amca, odun kırma konusunda olimpiyat birinciliğine adaylığını koymuş gibi bütün maharetini sergiliyor. Ama bizim tekrar yola koyulmamız gerekiyor. Artık zirveye ulaşmamıza çok az kaldı. Ve nihayet Sis Dağı'ndayız. Burası asırlardır süren bir geleneğin, tutkunun, özlemin, özgürlüğün, sislerin arasında yeryüzüne indiği mekandır.
kemençe sesini adım adım takip eden insanların, zirveye ulaşmış insanları selamlayan bulutların ve evleri birbirinden ayıran yeşilin mekanıdır burası. Biz Sis Dağı'nı yıllardır her fırsat bulduğunda soluğu burada alan ve bölgeyi iyi tanıyan İshak amcadan dinleyelim. Evet, Sis Dağı'na geldik İshak amca. İshak amca sağ olsun bugün bizimle beraber, onu da rahatsız ettik ama. Estağfurullah, rahatsız olmak ne demek? Bu Sis Dağı'nı bizim yaylamız. Değil mi? Herkesin kendine göre bir yaylası vardı. Biz buralarda büyüdüğümüz için bize en güzel yayla bu yayla oluyor. Onun için görüyorsun işte bu sistema çiğ, soğuk istemeden geliyoruz buraya. Kaç senedir İshak amca devamlı gelip gidiyorsun? Ben 79 yaşındayım, aşağı yukarı 70 senedir gelirim buraya. 70 senedir geliyorum. 70 senedir gelirim buraya. Her sene çıkarım bu dağa, bu yaylaya. Etler de yanmasın. Bizim için yapılıyor bu arada. Sizin yerinize Sis Dağı'nda etin lezzetine varıyoruz. Bu et burada yetişen hayvanların eti. Bu et Türkiye'nin en güzel yaylalarından birisi olarak getirdik. Çünkü topuk denen bir ot vardır burada. Hayvanlar bununla beslenir. Kekik vardır. O kekik yedikten sonra buranın etinin lezzetini hiçbir memleket eti tutmaz. Izgaralarımız hazır. Ahmet abi burada. İshak amca burada. Bu arada ben bir tadına bakabilir miyim? İshak amca ağzını açacak. Dur dedim İshak amca. Önce ben yiyeceğim dedim. Bir tadına bakayım. Yani güzel demek hafif kalır, öyle söyleyeyim size. Biz lezzetimize bakalım, siz de biraz manzara izleyin. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Gezdik, dolaştık, şimdi yediklerimizi yakma vakti. Sis Dağı, kemençeyle ve horonla inleye dursun, siz bir de aşağıdaki, yani Görele'deki horonu görün. Kemençemin üstünde ben ekliyim, salı gündürde niye yarın seni bekleyin. Hemen versin, hop, 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 hop. Efendim, kardeşliğin, birlikteliğin bir göstergesidir kesinlikle horon. Ve bu horon işte bu birlikteliği ve kardeşliği gösteriyor. Burada kemençe çalındığı andan itibaren bütün Göreli halkı kemençeye eşlik ediyor efendim. İşte biz de bunun bir tezahürünü izliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz herkese ve Göreli'yi gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Görele deyince aklınıza sadece kemençe gelmesin. Fındık bu toprakların en önemli geçim kaynağı. Tanıyabilir miyiz abi? Ben Şakir Albar. Şakir? Albar. Albar. Evet. Bahçeye geldiniz fındık toplamaya. Arkadaşa fındık toplamaya geldik, yayın meyasıyla. Ha, yardım ediyoruz. Yok, yayın meyasıyla topluyoruz. Ha, yayın meyasıyla. Evet. Güzel. Kızımız mı? Benim kızım. Oğlum. Oğlum. Hanım. Ha, bir de yenge var. Zeytinburnu'ndan geliyor. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın'ın ve Zeytinburnu halkının selamı var. Aleykümselam. Siz de hoş geldiniz. Biz de selamlarımızı iletiriz. Aleyhine aleykümselam. Şimdi nasıl bu sene fındık az? Fındık az bu sene. Geçen sene ne kadar? Geçen seneki biraz daha bundan iyiydi. Ha, bundan daha iyi. Evet. Bir sene zaten çok olur. Bir sene az olur.
Türkiye'nin neresinde olursanız olun, meşhur Göreli pidesini duymayanınız veya tatmayanınız kalmamıştır. Ama galiba biz birçoğunuzdan daha şanslıyız. Çünkü Göreli'deyiz ve Göreli pidesini kaynağından tatma şansına sahibiz. Efendim, önümüzde envai çeşit pide var. Tabii bunlar Göreli'nin meşhur pideleri. Bu pidemizin adı? Bu karışık pide. İçinde peynir, kavurma, kıyma ve sucuk var. Ha, karışık pide. İsterseniz tabii isteğe göre yumurta da kırabiliriz bu şekilde. Evet. Bu orijinal olanı? Göreli yağlısı denilen imansız peynir, uzayan peynirden yapılan peynirli pide ve evet. Tereyağı ve yumurtayla kenarına kesip bandırarak yiyebiliyorsunuz. Evet. Bu pidemiz? Bu kavurmalı pide. Kavurmalı kendi pide. Eti alıp kendimiz kavuruyoruz. Yani öyle hazır kavurma değil, tuzlu falan değil. Ha, kendimiz alıp şöyle doğal olarak burada göstereyim. Kendimiz doğrayıp kavuruyoruz. Yani orijinal kavurma yani. Evet. Hazır fabrikasyon veya tuzlu kavurma değil. Anladım. Evet, yani onun özelliği. Bu da kıymalı olan değil da, mi? Tabii, kıymalı, kapalı. Şöyle göstereyim. Kapalı, evet. Kıymalı. Bunlar tabii, tabii isteğe bağlı olarak tabii hepsinde de yumurta kırılabiliyor. Evet. Efraim Bey buranın işletmecisi. Ağzım da sulandı gerçekten. Bunun üzerine de dilerseniz böyle becerebilirsem şöyle bir tereyağı da diğer tarafı da atabiliriz değil mi? Yani istediğimiz kadar. Tereyağı da orijinal tereyağı tabii, herhalde. Tabii köyden aldığımız. Sevgili izleyiciler, şu an bu belgeseli izleyen herkese sadece şunu söylüyorum. Göreli'ye gelmediyseniz ve pide yemediyseniz dünyanın hiçbir yerinde pide yedim demeyin. Meşhurdur diyorduk. Hani başka yerde de yapılabilir falan diye düşünüyoruz ama bu kadar lezzetlisini gerçekten hiçbir yerde yemedim ki ben pideyi seven birisiyim. Dolayısıyla öncelikle size çok teşekkür ederim ve tebrik ediyorum. Olağanüstü muhteşem bir lezzet. Çok da ağzınızı sulandırmayayım. Ama dediğim gibi yolunuz Göreli üzerinden geçerse işiniz olsun ya da olmasın Göreli'de mutlaka ama mutlaka bu lezzete varmanız gerekiyor. Çünkü çok güzel bir lezzeti var. Kavurmamızı da atabilirsiniz tabii. Kavurmadan atayım abi. Sen bunu tut abi. Ben devam edeyim. Tabii yani. Siz de izlemeye devam edin. Arkadaşlara işkence ediyoruz yani. Evet evet. Burada tabii bu bizim ekibimizden arkadaşlar da tadacaklar. Şimdi öyle bir ballandıra anlattım ağızlarınız suya akmaya başladı. Ama şundan da bir tadayım. Ondan sonra çocuklar bakalım size bir şey kalacak mı bilemiyorum artık. İşte alın. Tamam abi şöyle bir alayım. Tamam. Kamera önündeyiz ya İbrahim abi. Evet. Biraz nazik yiyoruz. Evet. Kamera kapandıktan sonra dalacağız abi şimdi. Olur. Çok lezzetli ya vallahi çok güzel. Yani bu lezzeti yani az önce Hakan'la Hasan'la konuştum ben. Evet. Hasan dedi ki bunun dedi özel bir lezzeti var o da bize ait dedi. Evet. Hani ondan çok fazla bahsedemeyeceğim. Usta özelliği dedi. Evet usta özelliğiymiş. Malzeme de önemli. Şu peynir mesela her yerde bulamazsın. İmkansız ya. Bu eti bulamaz. Başka yerde şube açın diyorlarsa ama İstanbul'da bu lezzeti vermiyor. Değil ya mi? Havasından, suyundan, yağından. Yağı da gitti halde yine de bu lezzeti vermiyor yani. Muhteşem. Evet. Muhteşem. Mutlaka gelmelisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Göreli'ye geldiğinizde çok eski bir dondurma geleneğini göreceksiniz. Eskiden köylerde yapıldığı için köy dondurması denilse de günümüzde Göreli dondurması olarak biliniyor. Bugün bir sektör haline gelen dondurmacılığın bu kadar yaygın olmadığı yıllarda Göreli dondurması vardı. Günümüzde gökkuşağı renginde tüketiciye sunulan rengarenk dondurmalar hayatımıza girmeden önce de Göreli'de kar renkli ve doğal karla soğutulmuş bembeyaz dondurmalar yapılıyor ve satılıyordu. Göreli'ye gelirseniz siz de herkes gibi buz gibi Göreli dondurmasını mutlaka tatmalısınız. 186 yıllık bir tarihe sahip Hasan Ağa Camii. 1830 yılında Göreli esnaflarından Hasan Ağa tarafından ahşap olarak yaptırıldı. 1907 yılında Kaymakam Abonozade Hüseyin Efendi tarafından yıkılarak yeniden yaptırılmıştır. Son yıllarda yenilenen cami Göreli'nin orta yerinde ben yıllardır buradayım demektedir. Eğer siz de Göreli'ye geldiyseniz yıllardır dimdik ayakta duran Hasan Ağa Camii'ni mutlaka ziyaret edin. Göreli her haliyle ilçe adını anacağımız sıradan bir yer değil. Göreli'yi biraz dolaşınca sıradan bir ilçe olmadığını anlıyorsunuz.
Görele renkleriyle güler yüzlü insanları, yeşili, mavisi, fındık tarlaları ve göklere uzanan yaylalarıyla doya doya yaşanacak bir ilçe. Attığınız her adımda, soluduğunuz her nefeste, gördüğümüz her simada katkısız anları geride bırakıp evimize, yani Zeytinburnu'na doğru yola çıkıyoruz. Zeytinburnu'na dönerken bu güzel insanların selamını yanımıza almayı unutmuyoruz tabii. Bir gün sizin de yolculuğunuz bu güzel ilçeye düşerse gösterdiğimiz bütün yolları mutlaka takip edin. Buraya adım attığınızda anlatılanların az olduğunu göreceksiniz.